Bugünkü konuşacağımız konu yapay zeka ve kariyer üzerine olacak. Tamam. Çünkü bizim takipçilerimizin çoğu sosyal bilimler alanındalar ama takipçilerin çoğu da öğrenci. Genelinin sorduğu soru, biz gelecekte iş mi aramalıyız, kendimiz iş mi kurmalıyız, ne yapmalıyız gibisinden oluyor. Genellikle şöyle söyleyebilirim, kafalarında bir soru işareti var diyebilirim. Bununla alakalı gelecekte ne tür meslekler değişim yaşayacak ya da geleceğin meslekleri neler olacakla alakalı sizinle bir yayın yapmaya çalışacağız. Tamam. Zaten biliyorsun benimle tanışma konumunda da ben özellikle her cumartesi saat 16'da bir open day düzenliyorum. Bu open day'deki en büyük amacım gençlere yol gösterebilmek ve daha yakından tanıyabilmek. Onun için de zaten YouTube kanalı da kurdum. Bunu bir sene önce kurdum. Ve amacım gerçekten doğru şekilde yön verebilmek. Çünkü şöyle düşünün. Ben üniversitede hocayım ve benim de tabii ki sosyolojiyle alakalı çok önemli bir doktor alanım daha var. Ben antropoloji de okudum aynı zamanda. Doktor alanlarından bir tanesi antropoloji. Sosyolojinin daha büyük şemsiyesi içinde bunu çok iyi değerlendiren bölümlerden bir tanesi. Ama tabii ki üniversitede asıl yaptığım iş profesörlük alanım. Üniversitede inovasyon, teknoloji ve bütün dünyada üniversitelerden de yola çıkarak dünyanın önümüzdeki dönemde Endüstri 4.0'da nasıl bir yol izleyeceğini görebilmek ve değerlendirebilmek. Şimdi birinci en önemli konulardan biri şu. Ben böyle beni davet edip çağırdıklarında ben gidip konuşma yaptığım zaman bana biraz şöyle bakıyorlardı. Hatta en son Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konuşma yaptım yine. Hocam o gün konuşurken biraz uçuk kaçık konuşuyordunuz ama bugün biz pandemiden sonra ne kadar söylediklerinizin doğru olduğunu gördük dediler. 2021 yani 1 Ocak 2021 bir kırılma noktası. Biz tekerleğin bulunuşu gibi çok büyük otomobilin kullanım alanına girmesi, atların bir anda gündemden çıkması gibi çok önemli bir geçişin aslında tam da eşiğindeyiz. Neo-Marksist bir sosyolog olarak belki bilir arkadaşlar. Çok önemli bir adam vardır, David Harvey diye. David Harvey, University of New York City'de özellikle CUNY diye geçen üniversitede hocadır ve bu geleceğin nasıl geleceğini, nasıl aslında bizim yeni bir dijital dünyadan yeniden nasıl yapılanacağımızı söylüyor. Bu nedenden dolayı gençler bugün üniversitede 2020 yılında mezun olacak, 2021 yılında, 2022, 23, 24 yıllarında mezun olacak öğrenciler aslında genetik altyapılarına göre bakıldıklarında en az 60 yıl devretecekler. Eskiden şöyle bir konuşma vardı. İnsanlar eskiden gerçek anlamda emeklilik yaşı 65'e çıktığı zaman herkes yürüyüşler yaptı bütün dünyada. Ne o bir şey bizi çalıştırıp arkasından hiç emekli etmeden mezara mı göndereceksiniz diye. Ama bugün çok iyi biliyorsunuz ki artık 87 yaş sonrası özellikle yaşlı kabul ediliyor. Özellikle de pandemi krizi öncesinde Türkiye'nin DNA raporuna bakıldığında Türkiye'nin yaşam yaşı 107'ye kadar uzadı. Bu ne demek? Türkiye gibi gelişmiş olan ülkelerde bu yaş gerçek anlamda 107-110 gibi görüyor. O yüzden bugün sizler 1990 öncesi doğan bizler olarak söylüyorum bunu 107. 1990 sonrası doğmuş olanlar ise özellikle 110-115 yaşlarına kadar yaşayacaklar. Bu şunu gösteriyor. Bizlerin bu anlamda uzun vadeli yaşam boyu eğitimi destekleyecek çalışmalara çok önem veriyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda sizlerle de çok bahsettiğim üzere dünyanın bütün konjektüründe, akademik yapılarda, kotalarda büyük değişiklik var ve sosyal bilim alanındaki kotalarda büyük bir düşüş var. Çünkü herkes yazılımcı olmak istiyor, herkes biyoteknoloji alanlarına yöneliyor ve özellikle uluslararası ilişkiler, tarih, sosyoloji, antropoloji gibi alanlarda aslında bu anlamda büyük bir düşüş olduğu düşünülüyor. Halbuki hayır. Sizin okuduğunuz sosyoloji bölümünü nasıl ya da sosyal bilimi nasıl şekillendireceğinizle alakalı bir konu. Eğer siz o alanı gerçekten 21. yüzyılın talep edebileceği noktada şekillendirirseniz bu çok önemli konulardan bir tanesi. O yüzden çok bahsettiğim çok önemli bir konu bu.
bunu da lütfen kavram olarak değerlendirin. Özellikle kırmızı kraliçem etkisi diye bir etki vardır. Bu, o da şudur aslında normalde. Tabiattan alınmış özellikle önemli bir bilgidir. Biliyorsunuz aslında tabiatta müthiş bir rekabet var. Bizim insanları dışarıda tuttuğumuzda en iyi gerçek anlamda en iyi yumurtanın döllenebileceğini, en iyi şekilde şekillenebileceğini, bu anlamda tabiattaki bir dengeyi, büyük balığın küçük balığı yediğini, en hızlı koşanı kaçarken zayıf kalanın bir başkasına yem olduğunu biliyoruz tabiattaki bu yapı içine. Bırakın onu, doğaya bakın, özellikle ağaçlara. Çok peaceful duruyorlar, ne kadar barışçılar, aman ne kadar iyi yaşıyorlar diye görüyoruz. Ama onların kendi kavramları içinde bile, özellikle bir yaprak ya da bir ağaç fazla büyüdüğünde ormanda kendisi daha az ışık alacağı için o da aynı anlamda büyüyerek aynı ışığı almaya, aynı oksijeni üretmeye ve kendi yaşamını sürdürmeye çalışan ağaçlar bile o anlamda önemli. Bunların arasında tek insan ama bir özelliği var. Biz buna kırmızı kraliçe etkisi dediğimiz kısım o. İnsan kendi o rekabetten uzak kalarak, ayrı kalarak kendi sevdiğini işi yaptığı takdirde, kendi değer üretici alanı oluşturduğu takdirde, kendini farklı kılıp sevdiği bir alanda kendini ortaya koyduğu zaman durum değişebiliyor. Bu zaman ne oluyor? İnsan çalışmış gibi hissetmiyor. İnsan gerçek anlamda değer üretebilecek bir alan oluşturabiliyor. Şimdi buna bir örnek vermek istiyorum. Önümüzdeki dönem özellikle insan davranışlarını, insan bilimini, insanların sosyolojik interaksiyon anlamındaki habituslarını, bu habitat kısmını iyi bilmek lazım. Pierre Bourdieu'nun söylediği habitusu iyi anlamamız gerekiyor. Çok önemli bir şey. Bu kelime aslında normalde Kur'an'dan geçen bir kelime. Kur'an'dan alıyor. Çünkü Pierre Bourdieu bunu biliyorsunuz Cezayir'deki Müslüman toplumların arasında etnografik çalışmasını yapıyor ve o süreç içinde o kelimeyi buradan alıyor ve anlıyor ki habitus, yani inanılmaz önemli bir konu ve ekosistem yaratılması gerekiyor. Bireyin var olabilmesi için, bireyi bireyde oluşturabilmek açısından bu anlamda çok önemli bir konu habitus. O yüzden ben üniversitede de kültürel antropoloji dersini giriş dersi olarak anlatan hocalardan biriyim. Bu anlamda benim için en önemli konu, birinci derecede bizim gibi antropoloji, sosyoloji çalışan kişilerin kendi sevdikleri alanları bulup insan bilimi açısından ekosistemleri anlayacak yapı içinde yeni kendi değer üretme alanlarımızı oluşturabilirsek, bu anlamda yapay zeka döneminde en çok aranan ve bu anlamda da değer üreten kişiler oluruz. Benim hep bir sloganım var. Bunu burada da söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, iş aramayın, işinizi kurun. O yüzden 1-5-3 arkadaş bir araya gelin. Kendi startup'ınızı oluşturun. O startup'ın içinde ben o co-founder dediğimi kurucu üye olabilir. %70'den %40'ı arkadaşlarımdan birisi olabilir ve o anlamda değerlendirebilirim. O yüzden lütfen sizden ricam, aynı Pierre Bourdieu'nun söylediği gibi habitusları çok iyi anlamak, o habitusun içindeki değer zincirlerini çıkartmak ve mutlaka rekabetin getirmiş olduğu çılgınca, bakın rekabetin getirmiş olduğu çılgınca stres ve bilinmezlikler arasında savrulmayın. Bu çok önemli konulardan bir tanesi. O yüzden öğrencilerimi en çok üzerinde durduğum konulardan biri bu. Panik olmak yok. Hiçbir şekilde panik olmak yok. Değer üretme zinciri içinde bulunmak çok önemli ve çok önemli bir başka konu. İnsanlar bu anlamda özellikle önümüzdeki dönemde çok büyük bir aynı yaprak gibi ağacından kopmuş bir yaprak gibi çok fazla savrulabilirler. Bu anlamda bizim kariyer anlamında özellikle gençlere, öğrencilerimize en çok üzerine, hatta işlerini kaybetmek üzere olan ya da kaybetmiş olan belli yaştaki uzmanlara söylediğimiz en önemli ajandalardan biri bu. Kesinlikle hayatta kaybolmuş hissetmemek,
stratejik anlamda kendini, yeteneklerini fark etmek ve yetenek geliştirmek çok önemli konulardan bir tanesi. Bu önemli ajandalarımızdan bir tanesi. Yine burada Vygotsky'yi almadan edemeyeceğim. O yüzden Vygotsky'nin söylediği gibi çok önemli bir konu. Bu anlamda kendimizi özellikle korkudan uzak tutup büyüme alanlarımızı, kendimizi geliştireceğimiz olan alanları buluyor ve şekillendiriyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda bizim için en önemli ajandalardan bir tanesi bu. Yıllarca şu tartışıldı. Özellikle Chomsky'yi bilirsiniz. Dil gelişimi konusunda insanın bulunduğu düzenek açısından insanın bir şey bilmeden bile insanın dili geliştirdiğini ve yıllarca Skinner'a karşı, Skinner Harvard'daydı, Chomsky MIT'de büyük kavga verdiler. Özellikle Skinner dil gelişimi konusunda bastıra bastıra işte mutlaka işte önce aileden öğrendiği kültürel faktörlerle öğrenmesi gerektiğini söylerken, Chomsky insan beyninin ne kadar müthiş olduğunu dile getirerek bu anlamda insanın bir şeyleri duymadan bile, bir şeyleri yaşamadan bile ne kadar içindeki gücün var olduğunu ona hatırlattı ve genç çocukluk dönemindeki dil gelişimi ve dil algılamasını, muhakemesini değerlendirirken bunun üzerinde durdu. O yüzden şunu unutmayın, bizler dijital anlamda yeni okur yazarlıklar kazanıyoruz. Öyle değil mi? İşte Zoom'uydu, işte Microsoft'un o suydu, Google'un bu suydu, öyleydi, böyleydi. Tüm bunlar alanında özellikle üzerinde duracağımız en önemli konulardan bir tanesi. Hiçbir şekilde yeni diller, yeni beceriler, yeni yetkinlikler kazandığımız bu dönemde Chomsky'nin ya da Robert Swotsky'nin bu anlamdaki ya da nörobilim anlamında sinir bilim, ileri sinir bilim çalışmalarında gösterdiği gibi insan beyninin gücüne inanıyor olmamız gerekiyor. Bu çok önemli konulardan biri. O yüzden ben özellikle Stanford bölgesinde, Palo Alto'da, Silicon Vadisi'nde en çok alanda çalışan antropologları gördüm. Zaten danışmanlarımdan birinin tavsiyesi üzerine antropoloji özellikle çalışmasını yaptım. Türkiye'den bakıldığında belki sosyoloji, antropoloji gibi alanlar daha burun kıvrılan denilen bir bölüm ama kesinlikle öyle değil. Özellikle 21. yüzyılda bu dijital dünyanın değişim ve dönüşüm içinde bulunduğu dönemde UX ve UI diye tanımladığımız User Experiences diye geçen kullanım tecrübesine dayalı yeni ürünler, yeni hizmetler ve yeni süreçleri oluşturacak olan konumlarda mutlaka habitusu anlayan, oradaki dinamikleri şekillendiren mutlaka iyi antropologların ve sosyologların olması gerektiğine inanıyorum. Yani anlayacağımız herhangi bir şekilde sosyoloji bölümü okuyan öğrencisinin, ki daha önceki YouTube videolarınıza baktığımız zaman yüksek lisansla geçtiğimizde doktoranın dahi şart olduğunu söylemiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Çünkü bir lisans öğrencisinin sadece lisans mezunu olması ileri vakitlerde yetmeyeceğini düşündüğünüzden bahsettiniz. Kesinlikle öyle.